ölçüyor. Var mıdır, vacip midir? Sadece orasını bozan bir hanımefendi bu. Dinimizde zorlama var mı? Hangi kişilere kullanmışım? İslami mezhebine göre evde kafa girebiliyor muyum? Kadın değil, nedir? Öğrenmek herkese farzdır. Değerli izleyicilerimiz, sizlere Allah'ın selamıyla selamlıyor. Memleketimize, yuvalarımıza huzur dileyerek, mazlum Müslüman kardeşlerimize müreffeh yarınlar dileyerek duasında bulunarak birlikteliğimize başlıyoruz. Efendim, bugün değerli hocamız, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Doktor Sayın Hüseyin Kayapınar Beyefendi'yi ağırlamaktayız. Emekli Başkanı Muhterem Hocamızı ağırlamaktayız. Kıymetli hocamıza yine dini noktayı nazardan suallerimizi yönelteceğimiz bir hafta, bir saatlik bir zaman dilimimiz var. Sorularımızı inşallah bu bir saat içerisinde haftanın başındaki bu programda da değerli hocamıza yönelteceğiz. Bilmediklerimizi, yanlış bildiklerimizi, bazen gündem oluşturulan farklı şeyler oluyor din adına veya dini ibadetler adına farklı şeyler söyleniyor. Bu tür ifadelerle ilgili merak ettiğimiz ne varsa işte bu noktada inşallah bizzat ilim adamından işin doğrusunu öğrenmiş olacağız. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sıhhat diliyoruz. Amin. Kıymetli Allah hocamız. Razı olsun. Teşekkür ediyorum. Ramiz Görgülü hocama selam ediyorum diyor Ankara'dan. Efendim bu kutlu doğum haftası ile ilgili olarak bir suali var izleyicimizin. Bu hafta ne zaman başladı? Ne zaman girdi? Bu kutlamak caiz mi? Bu etkinlikler noktasında birçok etkinlik yapılmakta. Kutlu doğum hakkında bilgi alabilir miyiz efendim? Ne zaman başladı? Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bu konu bir haftadır gene Türkiye'nin gündemini epey bir işgal etti. Evet. Bazı televizyonlarda efendim kutlu doğum ile Mevlid kandilinin sanki birbirine alternatifmiş gibi gösterildi. Hatta bunu çok kötü niyetlerle yapıldığı şeklinde izlenimler verilmeye çalışıldı. Evet. Doğrusu ben bunu biraz yani bu hocaların bu şekilde bir bakış açılarını yadırgadım. Şimdi kutlu doğum nedir? Peygamber Efendimiz'in doğuşudur. Aleyhissalatü vesselam. Aleyhissalatü vesselam. Peki böyle bir haftaya niçin şey yapılmış? İhtiyaç duyulmuş, evet. Gerek duyulmuş. Daha önce de yok. Kutlamalar ihdas ediliyor. Niye? Çünkü Peygamber Efendimiz'i daha iyi tanımak, Peygamberimizi tanıtmak ve Peygamberimizin yaşayışını yaşatmanın yollarını aramak, onu anlamak, anlatmak. Bir farkındalık oluşturuyor. Çeşitli yönleriyle. Evet. Ki her sene biraz da o senenin ihtiyacına uygun olarak bir tema, bir konu ele alınıyor ve o konu işleniyor. Şimdi niye bu Nisan ayında? Şimdi efendim bizim dini günlerimiz kamera göre, ayın hareketine göredir gökyüzündeki ay. Evet. Dini günlerimiz. O dini günlerimiz nedir? Yani ibadet olarak yapılmamız istenen belli zamanlarda nedir onlar? Bir, Ramazan orucu. Ki Kur'an'da açıkça orucun, farz orucun Ramazan'da tutulacağı bize bildiriliyor. Evet. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hep Ramazan'da tutmuş. Bunun değiştirilmesi mümkün değil. Hac belirli aylarda yapılacak, bilinen aylarda yapılacak. O da işte Zilhicce'nin 9, 10, evet, 11. O belli günlerde. Belli günlerdir. Evet. Bu sayılı günlerdir. Evet. Ayet öyle geçen, diyor. Sayılı günler. Veya işte bilinen aylardır. O da o zamandır. Bu ikisi de yani şey hem oruç. Ramazan orucu, Ramazan'ın dışında başka bir zamanda tutulması hiç mümkün değildir ve buna hiçbir Müslüman tevessül etmez, edemez. Ve haccın da o hac ayları dışında hiçbir zaman eda edilmesi düşünülemez. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Böyle söyleyenler çıkıyor bazen. Bunlar çok marjinal olarak kalmış. Kabul görmemiş şahıs görüşler olarak. Evet. Ha şimdi bir de bizim kandiller dediğimiz gecelerimiz var. Nedir o? İşte Miraç gecesi. Doğru. Efendim. Berat gecesi. Regaib. Regaib gecesi. Kadir gecesi. Efendim şey. Mevlid. Bir de Mevlid. Şimdi bunlardan bakın. Kadir gecesi Ramazan'ın içinde olur. Doğru. 27'si gece olarak biz genelde öyle. Tabii alıyoruz. Diğerleri de belli. İşte birisi Şaban ayının 15'inde ki o da Peygamberimizin hadislerinde geçer. Miracım işte bu Recep ayının 27'sinde olduğu geçer. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğumu da 12 Rebiül Evvel 571. Evet. Ha, peki bu 12 Rebiül Evvel 571 ne zamandı? Doğduğu zaman bugünkü miladi takvimle 20 Nisan 571'e denk geliyordu. 20 Nisan. Miladi hesaplama net. Ha, net. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir bahar günü dünyaya geldi. Evet efendim. Aralık'ta değil. Ağustos'un sıcağında değil.
o mevsimin en mutedil, senenin en mutedil mevsimi ve günleri olan 20 Nisan'da dünyaya geldi. Ha şimdi 1989 senesinde ilgililer oturmuşlar, düşünmüşler, demişler ki ya bir hafta ihdas edelim. Bir sürü hafta var. 1989'da. Evet. Bir sürü hafta var. İşte yeşil haftası, kızıl haftası, doğru, şu hafta, bu hafta, bir sürü hafta var. Şimdi bir hafta biz ihdas edelim, koyalım ve bu haftada çeşitli etkinliklerle hem peygamberimizi tanıyalım, hem peygamberimizin mesajını anlayalım, anlatalım. Evet. Ve bunun için de sabit bir zaman olsun. Sabit. Niye sabit bir zaman olsun? Eğer Rebiül Evvel esas alsaydık, her sene değişecekti. Her sene, her aya değişecek. Evet. Her sene değişecekti. Evet. Yahu geçen sene şu zamandı, bu sene bu zaman. Bir. İki. Bazen kışın soğuk günlerine denk gelecekti. Doğru efendim. Bazen yazın işte insanların işte bağda, bahçede olduğu günlere denk gelecekti. Ya da tatil zamanına, evet, gelecekti. Veya tatil zamanına denk, evet, gelecekti. Böyle olmasın, sabit bir günde olsun diye peygamberimizin gerçek doğum günü olan. Bak ne diyorum, gerçek doğum günü. Niye gerçek doğum günü diyorum? Çünkü Peygamber Efendimiz baharın dünyaya geldi. Evet. Kışın değil, yazın değil, güzün değil. Baharın. Ve Nisan'ın 20'sinde dünyaya geldi. Onu esas alarak efendim bir bu kutlu doğum haftası kutlanmaya başlandı. Ne zaman başlandı? 89. Şimdi kaç? 2017. Tahsis edenler kim efendim? Merak ediliyor mesela. Diyanet İşleri Başkanlığı ve o zamanki Türkiye Diyanet Vakfı'ndaki yetkililer. Evet. Yoksa falancanın bilmem nesi, hiç alakası olan bir şey değil. Ya tamamen bu biraz bühtan olur. Evet efendim. Ha şimdi kaç oldu işte, 28 senedir bu kutlanıyor. Elhamdülillah. Şimdiye kadar neredeydi bu insanlar? Ve niye bunda bir art niyet aranıyor, anlamış değilim. Evet. Eğer Peygamber Efendimizin doğumunu kutlamak bizim için farz bir ibadet olsaydı, vacip ibadet olsaydı, efendim sünnet olsaydı ve 12 Rebiül Evvel'de kutlanması gerekir denilseydi, onu değiştirmezdi, kimse değiştirmeye tevessül etmezdi, cesaret de edemezdi. Esse de kimse bunu kabul etmezdi zaten. Evet. Bu bir anma, peki, bu bir tanıma, bu bir anlama, tanıtma. Dolayısıyla bu konunun üzerinde bu kadar spekülasyon yapılmasını doğrusu ben yadırgıyorum. Ya, ve bunu başka bir takım art niyetler olduğunu, gereği yok. Gerek yok. Peki. Olay bundan ibaret. Bizzat Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı olarak. Birçok programlarımızda, evet, da bu bizim açıklandı, anlatıldı. Tabii burada bugün bir daha soru geldi. Demek ki bunu gündeme dair olduğu için değerli hocam. Dair olduğu için soruldu. Evet. Demek ki duymayan, hala işte bu işten tam haberdar olmayan insanlarımız var. Belki bizim dinleyenlerden bunu konuda tereddüt edip de bunları gidermiş oldunuz inşallah efendim. Allah razı olsun. Gayet sarih oldu değerli hocam. Makam olarak da inşallah bunu duymaları gayet iyidir, önemlidir inşallah bunlar. İnşallah. Efendim devam ediyoruz. Cenab-ı Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın veladetinin 1438. sene-i devriyesinde madem anmışız, Cenab-ı Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a salat ediyoruz, selam ediyoruz. Aziz ve pak ailesine salatu selam ediyoruz ve ona tabi olan tüm sahabe-i kirama selam ediyoruz. Efendim ilk durağımız bugün Nevşehir, Mehmet Yüce Faydalı hattımızdalar. Hoş geldiniz Sayın Yüce Faydalı, Nevşehir'e selamlar efendim. Selam. Buyurunuz Mehmet Bey. Mehmet Bey duyabiliyoruz, buyurun. Hocama sorum vardı. Buyurun efendim. Ben 10 sene... Evet. 10 sene internasyonel şoförlük yaptım. Evet efendim. Devamlı yurt dışı çalıştım. Evet. Bu namazlarım da tabii geçti. Bazısını kıldık, bazısını kılmadık. Evet. Bu nasıl kılacağım ben? Bu kaza edeceğim, bu namazı kaza namazı olarak mı kılacağım, normal mi kılacağım? Bir onu öğrenmek istiyordum. Soralım değerli hocamıza. Tabii kaza kılacağız ama rekat olarak muhtemelen nasıl kılacağız? Evet, rekat yani. Rekat. Genelde hep hareket halinde miydiniz yoksa gittiğiniz şehirlerde hep, örneğin 15 gün üzeri hiç kaldınız mı efendim? Bir ay, iki ay kaldığınız yerler oldu mu? Bazen kaldım. Peki. Soralım muhterem hocamız, açıklayacaklardır. O inceliğe dikkat ederek inşallah hesaplamamızı yapalım. Ekleyeceğiniz başka bir sual var mı Mehmet Bey? Yok, teşekkür. Efendim sıhhat diliyoruz. Nevşehir'e selamlar. Evet muhterem hocam. Şimdi genel ilke, genel hüküm. Seferi iken geçirilen namazlar kaza edilirken seferi olarak yani 4 rekatı fazla 2 rekat olarak kaza edilir. Evet. Bu kazayı ister seferdeyken ister memleketinde iki yapsın fark etmez. Veya misafir değilken, yolcu değilken geçirdiği namazlarda tam olarak kaza edilir.
İster bu kendi memleketinde kaza etsin, ister yolculuk etsin. Evet. Şimdi bu kardeşimiz 10 sene şoförlük yapmış. Bu 10 sene içerisinde çeşitli yerlere gitmiş gelmiş. Şayet mesafe olarak biliyorsa, mesafe diyorum zaman olarak biliyorsa, ben şu tarihler arasında yoldaydım. Evet. Bunlar biliyorsa bu tarihler arasındakini seferi olarak kaza eder, iki rekat olarak. Bölüm bölüm alır ve başlamaya. Kaza, ha. Peki. Şimdi sen demin bir şey sordun. Yani sen gittiğin yerde 15 gün kaldın mı? Tabii burada iki türlü olabilir. Bir, 15 gün veya daha kalmaya niyet ederek kalır orada. Evet. Bir de işi hangi gün biteceği belli değildir. Ha bugün ha yarın derken 15 gün kalmıştır. Doğru, zaruretten de olabilir. Bunun ikisi farklı olur. Evet efendim. Eğer oraya gittiği zaman ha ben burada 17 gün kalacağım diye başlamış ve 17 gün kalmışsa oradaki namazları, o günkülerin namazları da tam kaza edecek. Evet. Ama yük alacak gitmiş bir yere. Acaba bugün mü gelecek, yarın mı gelecek diyor. Bakıyorsun bir ay orada bekliyor. Ha bu o günleri tamamen misafir olarak kılacak. Kaza edecek. Evet. Ha, peki ben bilmiyorum hangi günleri misafir olduğumu, hangi günlerin mukim olduğumu. Tabi bu hayatının tamamını yolculukta geçirmedi. Sonuçta evine de geldi. Doğru. Ha, o zaman tam kaza eder. Ama tarih olarak bildikleri varsa, ha ben filan sene şu tarihler arasında, şu ayda yoldaydım derse, o zaman onları misafir olarak, seferi olarak kaza eder. Diğerlerini tam olarak kaza eder. Peki. Dört rekatlıları, bunları yoldakileri iki rekat olarak. Dört rekat farzları sadece. Farzları, evet. Rekat. Sünnetleri kılmaz. Kılmaz, peki. Sabah iki rekat zaten, akşam üç rekat, vitir üç rekat. Peki. Allah kabul etsin. Devam ediyoruz. Nurgül Yıldız hocama selamlar diyor. Bir sosyal medya sorusu değerli hocam. Üç aylık bebeğim var efendim. Bebeğimin bir şekilde şeyleri diyor. Efendim üzerime ve herhangi bir yere bulaştığında veya sürüldüğünde bunlarla ilgili olarak günah olur mu? Kalırsa günah olur mu diyor efendim. Dışkılara. Evet. Şimdi onu günah olmaz katlanırsan ama namaz kılamazsın onunla. Evet. Yani eğer namaz kılıyorsa ki kılmalı Müslüman tabii. Üzerinde ister bebek olsun, ister çocuk, ister yetişkin kişinin idrarı, evet, dışkısı, işte belli şekillerde olursa kusmuğu, kanı, orayı pisler. Ve o pislediği alanda avuç içini geçiyorsa, bu namaza manidir, engeldir. Hani o bizim namazın farzlarını sayarken söylediğimiz, necasetten taharet dediğimiz şey, evet, pislikten temizlenmek, o gözle görülen maddi pisliktir. Bunların yıkanması gerekir. Ama onun dışında benim buraya bulaştı, namazda onu giymiyorum, başka şey giyiyorum. Orada o pislik duruyor, yıkanmamış. Bunun günahı olmaz. Peki. Samsun'dan Ali Rıza Türer hattımızdalar. Samsun'a selamlar Ali Rıza Bey. Hoş geldiniz efendim. Aleyküm selam efendim. Buyurunuz. Hayırlı akşamlar diyeyim. Allah razı olsun Ali Bey. Benim, yani hocama benim iki sorum olacaktı. Buyurun efendim. Birinci sorum. Bu internet kafede kazanılan para. Evet. Acaba helal mı oluyor, haram mı? Şimdi bazı dostlarımız biraz harama kaçıyor diyorlar, bazıları helal diyorlar. Çünkü bunda bu kumar işi falan olmuyor. İnternet kafe içerisinde herhangi bir oyun efendim vesaire yok. Söz konusu değil herhalde. Mesela 17-18 yaşına çocuk bilgisayar oyunları oluyor. Hay hay, ama o kendi inisiyatifinde onu girip oynuyor. Yani sizle ilgili bir para, bir şey koyarak, bir ödül koyarak oynatmıyorsunuz herhalde, değil mi? Yok, hayır. Hay hay. Hayır. Soralım değerli hocamız efendim. Bildiğimiz klasik internet kafeden bahsediyorsunuz. Evvela bildiğimiz. Mesela şöyle bir lirası var, bir saat oynayın, bir lira verir, Hay hay efendim. Soralım, ne gibi sakıncaları olabilir de böyle bir şey olabilir? Muhterem hocamızın bu noktada dini nokta. Diğer sorunuzu alalım efendim. İkinci bir sorum da. Şimdi hanımlar ben ikimiz de Kur'an okuyoruz. Evet efendim. Maşallah. Şimdi hatim yapıyoruz. Mesela bunu birimiz okuyup da birimiz dinlerse mi daha iyi olur? İkimiz ayrı ayrı mı okursa daha güzel olur? Onu öğrenmek istedim hocamla. Soralım efendim, ne kadar güzel. Bir üçüncü bir sorum. Buyurun. Da bir odada ikimiz namaz kılabilir miyiz ayrı olaraktan, ayrı ayrı? Yani 2 metre, 3 metre mesafe var aramızda, aynı hizada olsa olur mu? Soralım yani efendim. Yerde mi olması gerekiyor? Olur, soralım efendim. Kudar efendim. Sıhhat diliyoruz, huzur diliyoruz. Samsun'a selamlar efendim. Şimdi birinci sorusunun cevabı normal olarak, yani normal olarak şunu kastediyorum.
orada olumsuz bir şey yapılmıyorsa internet kafe işletmenin sakıncası olmaz. Oradan kazanılan para helal olur. Niye helal olur? Ama normal şartlarda diyorum. Şimdi bir insan hangi yollarla mal sahibi olur, para kazanır? Elinin emeğiyle veya işte ticaretle veya birisinden miras kalarak veya birisinin vasiyeti veya birisi hibe ederek ya da bir malını kiraya vererek. Yani bir hizmet satarak. Yani. Evet efendim. Şimdi burada internet kafe işleten kişi ne yapıyor? Oraya bir dükkan açmış. Efendim orada makineler koymuş. O makineleri kiraya veriyor. Burası gayet tabii bir şey. Yani bunun hiçbir sakıncası yok o makineyi evet. kiraya vermek. Ancak burada şu söz konusu. O makinede dinin yasak ettiği işlerle uğraşılıyor mu? Yani mesela işte kumar dediniz. Kumar oynanıyorsa haliyle bu sakıncalı olur. Özellikle Ebu Hüsnü ve Muhammed'e göre caiz olmaz. Kumar oynatılıyorsa. Veya orada gençlerin ahlakını bozucu yayınlar, sitelere girilmesine izin veriliyorsa bunlar sakıncası, sakıncalı, günah olur. Ama öyle değil de kimisi kitap okuyor, kimisi ödev yapıyor, kimisi oyun oynuyor meşru. Bunların bir sakıncası olmaz. Yani bunlardan, daha doğrusu bunlardan elde edilen kazancın sakıncası olmaz. Ama tabii bu gençlerin oyunla falan vakit geçirmeleri o da ayrı bir sıkıntı. Fakat onun o sıkıntı oluşu internet kafeden elde edilen karın, paranın, gelirin caiz olmayışı anlamına gelmez. İkincisi bu hanımla ikimiz Kur'an-ı Kerim okuyoruz. Birimiz dinlesek, birimiz okusak mı daha iyi olur? Şimdi Kur'an-ı Kerim okumanın da sevabı vardır, dinlemenin de sevabı vardır. Evet. Her ikisini de yapabilirler ama mesela mukabele vardır değil mi size? Mukabele doğru, gelenek. O bir gelenek. Nedir o mukabele, gelenek? Allah Resulü'nden geliyor. Bir kişi okur, Allah Resulü'yle şey arasında, Cebrail Aleyhisselam arasında. Bir kişi okur, diğerleri dinler. Yani okumasını bilen de dinler, bilmeyen de dinler. Doğru efendim. Ha, yani şimdi bu mukabele gibi olur evde hanımla ikisi beraber yaparsa. Ya her ikisi de caizdir. Her ikisi de sevabı vardır. Dinleyenin hatimi okumanın olur mu? Okumanın da sevabı belki? Vardır. Olur. Dinleyenin de sevabı vardır. Hangisini isterlerse onu yapsınlar. Peki efendim. Ha, bunlardan hangisi öteki de üstündür derler deyince. Size. Şimdi şöyle bir şey var. Kur'an-ı Kerim'i okumak her zaman farz değil. Namazda okumak farzdır. Evet. Namaz dışında Kur'an-ı Kerim okumak farz değil. Ama okunan Kur'an-ı Kerim'i dinlemek farzdır. Evet efendim. Ve hep söylediğimiz bir şey, farz olan ibadetler diğerlerinden daha çok sevaba vesiledir. İşte olaya bu yönden baktığımız zaman, o zaman dinlemenin, yani birisini okuyup ötekinin dinlemesinin daha faziletli sonucuna varabiliriz. Ama bu birebir kitaplarda şu daha faziletlidir şeklinde bir şey yok. Diğeri de hocam bir oda içerisinde. Onda bir sakınca olmaz. Yani ikisi yan yana namaz kılsalar aralarında 50 metre, 60, 50 santim, 60 santim. O kadar olmasa bile sakıncası olmaz aynı odada. Bu kadınla erkeğin yan yana durması ne zaman sakıncalıdır? Aynı imama uyarak aynı namazı kılıyorlarsa cemaat halinde. Tabii imam da cemaat, imam olmaya niyetlenmişse. O zaman erkekle kadın yan yana durduğu zaman o erkeğin namazı bozulur. Kadının yanındaki erkeğin namazı ve arkasındaki namazı bozulur. Ki bu da geçen hafta galiba sorulmuştu, cevaplamıştık. Peki. Ayrı 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 bir namazı kılabilirler. Tabii sorun hiç sakıncası yok. Yan yana da olsalar zararı yok. Efendim devam ediyoruz. Kütahya'dan Burhan Yavuz tekrar attığımızda. Kütahya'ya selamlar. Hoş geldiniz Burhan Bey. Hoş bulduk. Esselamu aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Buyurunuz efendim. Hocama benim sorum şu. Buyurun efendim. Peygamber Efendimizin miracı cismen mi olmuş yoksa ruhen mi? Evet soralım. Bir de eğer cismense yani bunun ayetten, hadisten, icma ümmetten delilleri nelerdir? Bunu öğrenmek istiyorum. Hay hay efendim soralım. Sıhhat diliyoruz Sayın Yavuz. Kütahya'ya selamlar efendim. Evet muhterem hocam. Konu şimdi, tek. Yani bunlar biraz çok bize lazım olan sorular ve cevaplar değil. Yani Peygamberimizin miracı var mı? Var inanıyoruz. Ha cismani olmuş, ha nurani olmuş, ruhani olmuş ne fark eder? Bu öteden beri tartışılmış. Bu tartışma ne kazandıracaksa onu da bilmiyorum. Ha, şimdi bir defa yapmış mı yapmamış mı? Yani Ümmü Hani'nin evinden ona anlattıkları. Hadiste anlatılıyor ki yapmış. Evet efendim. Orada diyor ki bak şimdi Peygamberimiz bizzat kendisi anlatıyor. Miraca çıktığını. Bu olay Buhari'de açıklanıyor. Doğru efendim. Buhari ki Kur'an'dan sonra en önemli hadis kitabımız. İsra olayı Kur'an'da bahsediliyor. Peygamber Efendimiz o hadisinde semalara çıkarkenki gördüğü bazı şeyleri anlatıyor. Ve bunları söylerken bu rüya idi, gerçekti diye de söylememiş. Yani rüya idi veya ruhaniydi, cismaniydi diye bir şey söylememiş. Doğru.
Ama alimler tartışmışlar gerçekten. Doğrusu ben niye tartıştılar onu da anlamıyorum, demin söylediğim gibi. Şimdi Hazreti Ebu Bekir ve bu söyledikleri zaman, hadi, ya bunu o mu söylüyor demiş, o mu? Evet o söylüyor, ya ben onun daha nelerine inanıyorum. Bu ne ki ya? Bu ne ki yani? Yani o Allah'tan vahiy getirdiğini söylüyor. Ya işte iman bu. Doğru. Ya bu iman olgunluğuna eriştiğimiz zaman, ya bu mümkün mü değil mi, acaba neyle gitti, nasıl çıktı, bu akıl alır mı, bunu almaz mı, şu işte ruhuyla mı gitti, bedeniyle mi, bunları hiç soruşturmaya gerek kalmaz. Değil mi söylediğim gibi? Alimler tartışmışlar ama. Evet efendim. Ha, tartışmışlar. Kimisi ruh meal ceset çıkmış diyor, beden çıkmış diyor. Bazıları işte bu sadece ruhen çıkmıştır diyor. Benim için hiç önemli değil. Ve ben bunu hiç merak da etmem. Araştırmam da, sormam da. Peygamberimiz bir araca çıkmıştır, bitti. Efendim, Samsun'dan bir izleyicimiz hattımızdalar. Baki Uzun, hoş geldiniz. Samsun'a selamlar efendim. Adiciğim selam. Buyurunuz Sayın Uzun. Sayın hocam, şeyi sormak istiyorum. Resulullah hicreti isteyerek mi yaptı, istemeyerek mi? Evet, soralım. Başka bir soru var mı efendim bekleyeceğiniz? Yok efendim, yalnız bunu soruyordum. Sıhhat diliyoruz. Dinleyelim birlikte inşallah, öğrenelim. Samsun'a selamlar. Evet, hicret değerli. Şimdi normal şartlarda hiç kimse yurdunu, yuvasını bırakıp başka yere gitmez. Evet efendim. Avrupa'ya giden bizim işçilerimiz niye gittiler? Şurası ekmek parası kazanmak. Doğru. Yani burada maddi sıkıntı içerisindeydiler. Rızıkların temininde zorlanıyorlardı, o yüzden gittiler. Suriyeliler buraya niye göç ediyor? Zaruretten dolayı. Canlarını kurtarmak. Canlarını kurtarmak için. Yardım etsin. Evet. Yani hiçbir kimse kendi isteğiyle, herhangi bir gerekçe yokken, zorunluluk yokken yurdunu, yuvasını bırakıp gitmez. Peygamber Efendimiz Mekke'ye geldiği zaman ona olan hasretini ifade etmiştir. Evet. Ona olan sevgisini, hasretini ifade etmiştir. Yani demek ki oradan isteyerek gitmemiş. Doğru. Gitmek zorunda kalmış. Peki niye gitmek zorunda kalıyor? Çünkü Mekke yerlisi, müşrikler, Allah'a ortak koşanlar, Müslüman olmayanlar, ki bunlar daha çok güçlü insanlardı, Müslümanlara eziyet ettiler. Müslümanların bazıları, Müslümanları öldürdükleri oldu. Onlara hayat hakkı tanımadılar. Hatta Peygamber Efendimiz'i öldürmeye de niyetlendiler. Doğru. Bunun için de bir takım tuzaklar kurdular. Bunlardan kurtulmak için ve o dini yaşamak ve anlatmak için Cenab-ı Hakk'ın izniyle, o da çok önemlidir, Cenab-ı Hakk'ın izniyle Mekke'den Medine'ye göç etmiştir. Ha, şimdi bunu göç etmek zorunda kalmıştır. Ha, ama illa sen göç edeceksin diye bir silah zorunda da göç etmiş değildir. Allah'ın izniyle göç etmiştir. Yani eğer bir kelimelik cevap istiyorsa, mecbur kaldığı için göç etmiştir. Efendim, Batman'dan Tahir Akbulut hattımızdalar. Hoş geldiniz Sayın Akbulut. Batman'a selamlar efendim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, peygamber olmadan önce yaptığı ibadetler ve zikirler, yani hafif bir şekilde miydi? Yani şöyle, gizli mi tutardı acaba? Evet. Mesela peygamberlikten önce. Onu merak etmiştim. Hani o soralım. Soruyu sorma açısından. Evet. Değerli hocamıza soralım efendim. Sıhhat diliyoruz. Batman'daki kardeşim. Bir de hocam ben buyurun. Şu anda alışverişten çıktım. Hay hay. Aile yanında hattan, çocuklar. Araba sürüyorum. Hattan ayrılmayınız. Evet. Peki dinleyebilirsiniz efendim. Hattan ayrılmayarak sağa çekiniz. Aman dikkat. Bizim peki için din, Peygamber Efendimiz'in peygamber olduktan sonraki İbadet hayatıdır. Onunla ilgili yaptıkları ve söyledikleridir. Kur'an-ı Kerim'den gelenlerdir. Peygamber olmadan önce Peygamber Efendimiz şöyle mi yapardı, böyle mi yapardı? Bununla ilgili hiçbir şey yok. Ancak Peygamber Efendimiz o müşriklerin taptığı putlara tapılamayacağını bilirdi. Bunlara tapmanın sapıklık olduğunu bilir. Ve düşünürdü. Tefekkür ederdi. Yani bu olamaz bu. Böyle bir şey olmaz. İnsanlar elleriyle yaptıkları bu taşa, bilmem efendim, ağaca tapıyorlar. Bunların hiçbir şeye gücü yetmez. Buna aklı ermiyor ve bunu tefekkür ediyordu, düşünüyordu. Yoksa şimdi bizim kıldığımız namaz gibi kıldığı bir namaz ve bizim çektiğimiz tesbih gibi çektiği bir tesbih peygamber olmadan önce veya bizim tuttuğumuz oruç gibi tuttuğu bir oruç yoktu. Evet. Dolayısıyla peygamberimizin peygamber olmadan önceki ibadet hayatı nasıldı diye bir soruya cevap yok.
Çünkü onun öyle bir bizim bildiğimiz anlamda ibadet hayatı yoktu. Ancak tefekkür de bir ibadetse, ki öyledir aynı zamanda, tefekkür ediyordu. Neyi tefekkür ediyordu? Demin söylediğim gibi, bu putların bir şey yapamayacağı, ellerine bir şey gelmediği, kainatın bir kainatın yaratıcı olması gerektiği şeklinde. Yani İbrahimi duruş aynı şekilde vardı. Tabii, tabii, peki efendim. Efendim, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan, mukaddes peygamberimizden bahsetmişken değerli hocam, Fikri Latif ismiyle bir mail sorusu var. Hocama, muhterem hocama hürmet ediyorum diyor. Bazı grupların liderleri, yani tarikat diye yazmış ama tarikat demenin de bir kıymeti yok. Efendim, ehli tarikleri bir kenara bırakalım. Bazı grup liderleri günümüzün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vekili olduğunu söylüyorlar. Yani bu ne kadar ters, bu nasıl bir anormallik, bunlara nasıl inanıyor insanlar? Vallahi şimdi Peygamber Efendimiz... Olabilir hadis, mi veya öyle soralım. Gelen bir hadis var bakın, rivayet. El ulema varasetul enbiya. Alimler peygamberlerin mirasçılarıdır, varisleridir. Ama hangi konuda? Onların, peygamberlerin malını bölüşecek mirasçılar değil. Onların dinini getirdiği dini anlatacak, insanları aydınlatacak, insanları bilgilendirecek o anlamda şeylerdir, mirasçılarıdır. Bunun dışında hiç kimse Allah'ın, peygamberin vekili olamaz. Şimdi vekil ne zaman olur? Hayattayken olur. Tayin lazım yani. Bir kimse hayattadır, birisini vekil eder. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, hayattayken namaz kıldırmak üzere Hazreti Ebu Bekir'i vekil etmiştir. Doğru efendim. Ama hiçbir şekilde ben öldükten sonra falancalar benim vekilimdir şeklinde bir hadisi yok. Böyle bir şey asla yok. Ha, şimdi dolayısıyla ben bir kimsenin kalkıp da ben peygamberin vekiliyim demesini çok yadırgarım. Ve öyle zannediyorum ki gerçek anlamdaki bir gönül ehli bunu söylemez. Evet. Ne yapar bu insanlar? Kendisine gönül verenleri eğitirler. Onları kötü huylarından vazgeçirmeye çalışırlar. Evet efendim. Onlara ibadete teşvik ederler, iyi ahlaka teşvik ederler. Dünya hırsını törpülerler. Doğru. Haramı helalı anlatırlar. Nefis tezkiyesi. Bunu yaparlar. Ve bunu yapmak da zaten ilim adamlarının da görevidir, salih kulların da görevidir. Ama bunu biz ve bunu yapanlar, peygamber onları vekil ettiği için değil. Ve genelde de bu tip şeyleri onlara gönül verenler söylüyor. Yani o zatlara gönül verenler. O hani ilim adamı ya, değil de tabiileri. Şeyh uçurmaz, mürit uçurur derler. Uçurur, peki. Biraz öyle oluyor. Yani onlar bu bağlandıkları kişileri biraz aşırı bağlanma veya aşırı yüceltme tarafına gidiyorlar. Tabii hepsi herkes için aynı şeyi söylemiyorum. Evet. Ama bu tip yanlışlıklar biraz bundan kaynaklanıyor. Mesela diyor ki benim şeyhimin bilmediği yok diyor. Çok yanlış bir laf. Her şeyi bilir diyor. Her şeye gücü yeter diyor. Ya bunlar Allah'ın sıfatları, insanın sıfatı değil. Hocam canlı yayında sordular ya, rabıta yapıyorum, yatak odasında yatamıyorum. Niye şeyhim görüyor? Ya maalesef şimdi bu tip şeyler, çok cahilane şeyler. Bunları aslında bu gönül verilen kişiler, yani salih kişilerse bunlar, onlar bu yanlışları düzeltmeliler. Uyarmalılar hocam. Uyarmalılar demediler ki bizim yolumuz şu. Biz bu işlerle uğraşmayız. Ya peygamber ne diyor? Aleyhisselatü Vesselam. Kur'an daha doğrusu peygamberin diliyle kul innema ene beşerun mitlukum yuha ileyye ennema ilahukum ilahun vahid. Evet. Yani de ki ben de sizin gibi bir insanım. Ancak sizin ilahınızın tek ilah olduğu bana vahyolunuyor. O kadar. Tabii bunu peygamberi basite indirgemek değil bu. Yani bundan amaç da peygamberi tanrılaştırmayın. Peygamberde tanrı gücü görmeyin. Evet. Peygamberimiz vefat ettiği zaman Hazreti Ebu Bekir ne dedi? İçinizde dedi Muhammed'de tapan varsa sallallahu aleyhi ve sellem bilsin ki o ölmüştür. Yanlış insana tapmıştır, yanlış varlığa tapmıştır. Çünkü ölümlü tapılacak birisi değildir. Evet, ilah olamaz. Ama Allah'a tapıyorsanız Allah bakidir, ölmez. Yani şimdi Resulullah bu konuda bu kadar itina göstermiş. Dolayısıyla günümüzdeki o işte insanların muhabbet beslediği, hüsnü zan beslediği, salih kul olarak algıladığı kişilerin
Evet. Aynı hassasiyeti hatta fazlasıyla göstermeleri gerekir. İnşallah efendim. Şüphesiz öyledir. Bu grupta, grupsal noktada. Bu genel bir herkesin yaptığı bir yanlışlık değildir. Bunu yapanlar vardır. Tabii diğer bu yanlışlığa düşmeyenleri tenzih ederiz elbette. Onlar da bu vesileyle dönsünler inşallah bu yanlışlar. İnşallah. Efendim devam ediyoruz doğrusunu öğrenmeye, değerli hocamıza sormaya. İstanbul'dan Mehmet Ali Yılmaz hattımızdalar. Hoş geldiniz İstanbul'a, selamlar Mehmet Ali Bey. Hocam. Buyurunuz, değerli hocamız dinliyorlar efendim. Hayırlı akşamlar, hocama saygılar sunuyorum. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle bir sorum var hocam. Namaz kıldırabiliyorum ben. Namaz hani bilgim var. Fakat bir mazeretim var. Oturduğum yerden kılıyorum mesela kendim namazı. Cemaatle kılabilir miyim? Yani ben oturduğumdan yerden kılıyorum. Hani farz namazda şimdi farzlarından birisi ayakta durmak. Ayakta duramıyorum. Oturduğum yerden kılıyorum. Özürüm icabı. Bu özür, affedersiniz, bedeni mi yoksa rahatsızlık, hastalıktan kaynaklı mı? Hocam şöyle rahatsızlık. Mesela prostat ameliyatı oldum. İdrar kaçıyorum hareket yapınca. Tamam, işte soralım. Bu yüzden biz bunu... hareket, ayağa kalkamıyorum mesela ki. Ben şimdi kendim kılarken tamam normal de. Efendim hani arkamda cemaat olduğu zaman cemaat hoca olabilir miyim yani mesela? Bu soralım konu. Efendim değerli hocamıza. Sahibi özür normal kişilere kıldırabilir mi? Başka bir soru var mı ekleyeceğiniz Mehmet Ali Bey? Teşekkür ederim. Efendim hayırlı sıhhat diliyoruz. Buyurunuz muhterem hocam. Benim anladığım kadarıyla bu kişi sahibi özür değil de sakat ayağa kalkma özürü var. Ama biz ikisini de söyleyelim. İdrar kaçırıyorum. O zaman onu sormasına gerek yok zaten. Onu yani, namaz kıldıracak kişinin bunu bilmesi lazım zaten. İdrar kaçırıyorum dedi. Namaz kıldıracak kişinin bunu bilmesi lazım bunun olmayacağını. Yani abdest tutamayan kişi, özür sahibi dediğimiz kişi kim? Abdest tutamayan kişi. Evet. Bu kişi imamlık yapamaz. Yani bu özür sahibi bedenle ilgili değil. Bu bir tanım. Buyurun efendim. İmamlık yapamaz. Ama eğer dizimde ağrı var, bilmem kalkamıyorum, oturduğum yerden kılıyorum. O zaman imamlık yapabilir. Yani genelde şu nedir? Ayakta kılan kişinin oturarak namaz kılan kişiye uyması caizdir. Evet. Yani oturarak namaz kılan kişinin ayakta namaz kılan kişiye imam olması caizdir. Ama abdest tutamayan kişinin abdest tutan kişiye imam olması caiz değildir. Peki efendim, devam ediyoruz. Mircan Şengül hocama selam ediyorum diyor. Havuz sistemiyle çalıştığını söyleyen bir hanımefendi var değerli hocam diyor. Bizden paraları alıyor, paramızı kullanıp bir ay sonra bize iki katını veriyor. Bu haram mıdır? Ha da faiz. Olduğu gibi faiz. Şimdi neye dayanarak iki kat veriyor? Şimdi bu bir zamanlar %30, %40 kar verdiler, hepsi battı gitti. Bu da batar yakında. Eğer gerçekten böyleyse. Yani şimdi bir başkasının parasını çalıştırarak para kazanmak ne olur? Birisi sana borç verir. Ve sen de o parayı çalıştırırsın, para kazanırsın, kar da senin olur. Borç vermiş öteki. İki, biri sana der ki al şu parayı çalıştır, beraber karı bölüşelim der. Müdarebe. Müdarebe dediğimiz şey. Sizden öğrendik, evet. Bölüşelim der. Ha, şimdi, ama burada ne kadar kar edersen onu bölüşeceğiz. İki katı değil. Değil, evet. Eğer %10 kar ederse %10 karı bölüşeceğiz, %20 kar ederse %20 karı bölüşeceğiz. Kesinlikle burada kar garantisi yok. Müdarebe dediğimiz şeyde. Evet. Yani caiz olanda kar garantisi yok bir. İkincisi sabit bir kar verme yok. Yok. Bazen hocam oranlar belli olabilir. 7 ile 15 arası diyorlar. Şimdi şu olur ya. Geçen sene biz bu kadar kazandık. Bunu söylüyorlar evet efendim. Bu olabilir. Geçen sene bu kadar kazandık. Tahminimiz bu. Peki. Ama üstü ama gelir altı. Ama sana garanti veremem. Zarar da edebiliriz. Hay hay efendim. Ama burada diyor ki biz veriyoruz parayı. Doğru. O bana iki katıyla veriyor. Neredeymiş o paranın kazancının bolluğu? O caiz olmaz bu. Hay hay efendim. Ankara'yla devam ediyoruz. Hoş geldiniz Ankara'ya. Selamlar efendim. Selamünaleyküm hocam. Aleyküm selam. Buyurunuz. Miraç kandilinizde mübarek olsun. Sağ olun. İnşallah. Buyurun efendim. Benim yeni evlendiğim zaman kayınbabam benden altınlarımı borç olarak aldı. Oğluma ev alacağım dedi. Yani oğlu eşim oluyor. Evet. Daha sonra... Rahatsızdı zaten bunu parayı aldığında. Bir yıl, iki yıl sonra vefat etti ve benim benden aldığı parayı ödemedi. Ama vasiyetinde şöyle yazdı, gayrimenkullerden birini satıp gelinin altınlarını alın diye. Bir de hac vasiyeti vardı. Tabii benim altınlarım alınmadı ama hacı yapıldı. Evet.
bunu soracağım. Bunun hükmü nedir? Bu bir. Bir de o altın, şöyle bir iddia da var mesela. İşte senin altınların mehir olarak söylenmemişti. Yani bunu tam olarak ben mehir olarak söylenip söylenmediğini bilmiyorum ama söylendiği söylenilmişti. Mehir olarak söylendiği söylenilmişti. Bunun da hükmü nedir hocam? Soralım değerli hocamız efendim. Sıhhat diliyoruz. Buyurun, başka bir sual var mı efendim? Sorabilir miyim? Buyurun. Şafii mezhebine göre yanılma secdesi nasıl yapılır? Soralım değerli hocamıza, bir farklılığı var mı acaba sehiv serisinin? Sıhhat diliyoruz efendim. Ankara'ya selamlar. Evet muhterem hocam. Şimdi bu altınlar bu hanımefendinin alacağı. Dolayısıyla mirasçılar bu altınları alıp vermek mecburiyetindeler. Ki zaten kayınpederi de bunu vasiyet etmiş. Vasiyet etmesine gerek yoktu zaten. Yani bu borçtur. Yani evet. Ölenin bu borcudur. Dolayısıyla o malı bölüşülmeden önce borçlar ödenir. Arkasından da İlk mal paylaşılır. Bu salama bağlamış aynı zamanda kayınpederi. Bu aynı zamanda vasiyet etmiş. Mirasçılar bir defa bu hanımefendinin parasını vermiyorlarsa, altını vermiyorlarsa hakkını yiyorlar. Şimdi bunun mehir olarak konuşulmuş konuşulmamış o önemli değil. Sonuçta bu altınlar buna takılmış mı? Evet efendim. Bunun olmuş. Doğru. Takan kim? Kayınpederi de olabilir, bir başkası da olabilir. Ha. Şimdi dolayısıyla geri alamaz onlar. Yani geri alamaz. Tabi Hanefi mezhebine göre yabancılar elde mal mevcutsa falan o alabilirler şeklinde şeyler var ama Peygamber Efendimiz'in bir hadisi var. Diyor ki verdiği hediyeyi geri alan kişi kusluğu yutan köpek gibidir diyor. Evet efendim. Böyle verdiği hibeden, hediyeden dönmenin ne kadar çirkin bir fiil olduğunu açıklıyor. Ha şimdi zaten kayınpederi de almamış bunu. Yani kendisi ben sana bunları geçici verdiydim. Şimdi verdememiş, borca almış. Doğru efendim. Muhtemelen evi de almış. Ve dolayısıyla bu altının bu hanımefendiye ödenmesi gerekir. İkinci sorusu neydi? Peki. Diğer soru hocam, sehiv serisi Şafii mezhebine göre. Ondan bir soru daha vardı. Mehir noktasını sordu izleyicimiz. Peki. Şimdi, yani mehre mukabil midir, değil midir? Ettayatü, yani kadedeki okunacakları okuduktan sonra evet. Şafii mezhebine göre. İki secde yapılır, kalkıp selam verilir. Şimdi Hanefi mezhebinde ne yapıyoruz biz sehiv secdesi yaparken Hanefiler? Tahiyyattan. Ettahiyyatü okuyor, secdeyi yapıyor, oturuyor, tekrar ettahiyyattan başlayıp sonuna kadar okuyor. Şafii'de böyle değil. Şafii'de kadenin sonunda yapılır sehiv secdesi. Evet, hepsi yani okunur. Okunacak olanlar okunur, arkasından secde yapılır, oturma geldikten sonra selam verilir. Herhangi bir şey okunmaz. Okunmaz. Secdeden sonra okunmaz. Hay hay efendim. Mehre mukabil midir hocam o altınlar? Hani ikinci soru dediğiniz o sorunun içindeydi. Bu mehir sana söylenmedi. Bunu biz sana evet. Vermek zorunda değiliz falan gibi ifadeler. Söylenip söylenmemesi önemli değil. Bunun malı zaten. Peki. Ha mehre mukabil mi değil mi? Onu bilen... Mehir ayrıyeten mi mesela? Ya şimdi genelde adet burada örf vurgulanır. Peki altın anlaşılan bunlardan yani genelde bizim memleketimizde örfte mehir olan şeyler işte düğünde, nişanda... damadın yakınları tarafından takılır. Ağırlıklı bu. Ama bazıları özel olarak şey yaparlar, tespit ederler. Falan. Peki ama efendim. Tespit etmeyen, hiç bunu düşünmeyenler de vardır. Peki. Allah razı olsun. Devam ediyoruz. Değerli hocamıza bir soru da yine sosyal medya üzerinden İsmail Öztürk soruyorlar. Hocama selamlar. Bir adam adak olarak kurbana girdiğinde hocam diyor. O adaklığın sadece 7'de 1 hissesini kendisi ve çocukları veya bedesi yiyemez mi? Yoksa diğerlerine yiyebilirler mi? Burada ya, nasıl davranmamız yani lazım? Yani bir diyor. Kişi diyelim evet. Ki adak adadı, bir dana aldı, işte kurban hisseye bayramında girdi. Kesiyor. Evet. Veya şeye girdi. Hisseye girdi. Hisseye girdi. Şimdi bu adak adayanın hissesi var ya, evet. Onu yiyemezler. Yani onu alırlar, dağıtırlar, geriye kalanı kim hak sahibiyse onlar bölüşür. Mesela şimdi mümkündür ki bir kişi iki kurbana, iki hisseye girer. Girdi diyelim. Birisi adak hissesidir. Birisi vacip kurban hissesidir. Evet. Bölüştüler, 7'de 2'sini aldı ya bu. O 7'de 2'den birini dağıtır fakirlere adak olarak. Evet. Diğerini normal kurban bayramı kurbanı olarak yediğini yer yemediğini dağıtır. Allah razı olsun hocam. Devam ediyoruz. Adana'dan Remzi Aslan attığımızda. Hoş geldiniz. Adana'ya selamlar Remzi Bey. Sağ olasın. Allah razı olsun. Sizlerden de. Hocam iki tane sorum var. Birisi hocam. Evet. Ben av kanallarını çok seyrediyorum. Orada av vuruyorlar, kesmiyorlar mesela.
kuş olsun veya geyik olsun veya bir tavşan olsun, bu yenir mi yenmez mi yani? Ben hiç kesenli görmedim desem belki bir defa bir kuş kesenli gördüm. Nasıl oluyor bu iş? Ben bunu aklım vermedim. Bir de bu tır şoförleri veya uzun yol şoförleri, bunların seferi ömür boyu bu adamlar şoförlük yapıyorlar. Ellerine bazen geliyor, bazen 3 gün geliyor, 5 gün geliyor. Bu nasıl oluyor? Devamlı seferim olması lazım. Soralım efendim değerli hocamıza. Sayın tamam. Aslan, sıhhat diliyoruz. Adana'ya selamlar efendim. Evet muhterem hocam. Şimdi hayvanları kesmenin iki yöntemi var, iki yolu var. Buna zebh derler. Bir ihtiyari, bir ızdırari. Yani fıkıhtaki tabirler bunlar. İhtiyari olan nedir? Normal insanın elinin altındaki eti yenen bir hayvanın boğazından kesmesidir. Böyle bir hayvanı başka türlü öldürüldüğü takdirde onun eti yenmez. Evet. Yani evdeki koyunu keseceksin. Veya danayı keseceksin. Tavuğu keseceksin. Evet. Bu nasıl keseceksin bunu? Boğazından keseceksin. Başka türlü eğer arkası işte kafasına vurup öldürülürse, işte hatta başın arka kısmından kesilirse veya kurşun atılıp öldürülürse onun eti yenmez. Ha, bu bir ihtiyari olan budur. Bir de ızdırari vardır. Yani mesela av hayvanının kesimi. Evet. Avın. Veya işte diyelim ki örnekler böyle verilir. Bir sığır bir kuyuya düşmüş. Çıkaramıyorsun. Orada ölecek. Silahla, mızrakla neyse onu vurarak öldürebilirsin. O yenir. Veya işte çok azgın bir boğa var. Kaçmış. Dağda, kırda. Yakalayamıyorsun. Güç yetmiyor. Ha, o şey kurşunla vurulabilir. Ha, av hayvanı da kurşunla vurulur. Vuruluyor. Şimdi av hayvanı eğer yere düştüğü zaman eğer ölmüş ise o kurşunun etkisiyle ayrıca kesmeye gerek yok. Yenilir. Ama şimdi hayvanını vurmuşsun, debeleniyor. Sen gitsen ona yetişsen hala hayattayken kesmezsen onun eti yenmez. Evet. Yani ne olacak o zaman? Av hayvanı vuruldu. Bu ister kara hayvanı olsun ister hava. Yani kuş olsun. Düştü, debeleniyor. Sen de vardın hala debeli ölmemiş. Kesmen lazım. Kesmezsen gelmez ama sen varıncaya kadar öldü. Ama sen oyalanmadın. Onu düştüğünü görür görmez hemen yanına gittin. Evet. Ama varıncaya kadar öldü. Ha, bu yenir. Ama bazı detaylar var. Mesela diyelim ki işte gökte bir kuşu vurdu. O yere düştü. Ama bunun o kurşunla mı öldüğünü yoksa yere ki düşmesiyle mi öldüğü konusunda şüphem var. O zaman o yenmez. Veya hatta şu vardır işte bir detaylar bunlar. Bir av hayvanı vuruldu, dama düştü, damdan yere düştü. Öldü. Düşme sonucu mu acaba öldü? Ha, acaba o kurşunla mı öldü, damdan yere düşmesiyle mi? Yani böyle detaylar var ama biz ona girmiyoruz. Yani olay şu. Avlanan bir av hayvanı, vurulan bir av hayvanı. Eğer hayatta ise sen yanına vardığın zaman kesmek lazım. Kesmek lazım. Aksi takdirde yenmez. Bu bir. İki, vurulup yere düştüğü zaman onu hemen aramaya gitmek lazım. Ve yani bu başka avlarla uğraşıp ona vardın ha ölmüş. O ne zaman öldü acaba? Peki. Ya, sonra mı öldü erken mi? Önce mi? O bilinemez. Ölü olup olmadığına bakmamız lazım. Evet. Peki efendim. Tır şoförleriyle ilgili olarak? Şimdi tır şoförleri seferidir, devamlı seferidir. Yani devamlı mukim olanı yadırgamıyorsak, evinden, memleketinden çıkmayanı, peki devamlı efendim. Seferi olanı da yadırgamayız. Onlar seferi olarak kırarlar. Evlerine geldikleri zaman tam kırarlar. Yolculuk halindeyken seferi olarak kırarlar. Efendim Gülay Poyraz hocama selamlar. Tesbih namazı ile ilgili olarak hocam artık günleri geliyor böyle yavaş yavaş artık mübarek aylarda kılıyorlar. Sorulara yöneltiliyorlar. Efendim tesbih namazının cemaatle kılınması doğru mudur diyor. Aslında hep söylediğimiz bir şey var. Nafile namazlar tek tek kılmak lazım. Bunun bir istisnası vardı. İşte Hazreti Ömer döneminde, ashab döneminde ki uygulamaya istinaden teravih namazı. Onun dışındaki işte namazlar genelde münferiden kılınır. Tesbih namazı da bir nafile namazdır. Aslında doğrusu tek tek kılmaktır. Herkesin kendi kılmasıdır. Ama öteden beri bir adet olmuş. İnsanlar herhalde bunu kendileri beceremeyebilirler diye cemaatle kılma adeti gelişmiş. Öyle kılıyorlar. Allah kabul etsin. Efendim Kocaeli'den Ömer Faruk Çiftbudak hattımızda. Hoş geldiniz Sayın Çiftbudak. Kocaeli'ye selamlar efendim.
Hoş bulduk, hayırlı akşamlar Mustafa. İyi akşamlar. Buyurunuz Ömer Bey. Hocama selamlar. Öncelikle güzel sunumunuz için teşekkürler. Bizi reyting uğruna yapılan programların pençesinden kurtardığınız için de çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Buyurun beyefendi. Böyle bir şey, ben secde ayetleriyle ilgili bir sorum olacaktı. Bu ayetlerin diğer ayetlerden farkı nedir? Hikmeti nedir ki Rabbim bu ayetlerde bizden secde yapmamızı istemiştir? İkincisi, ben Kur'an-ı Kerim okuyorken secde ayeti geçiyorsa, etrafımda da bazı kişiler varsa onlara bunu bildirmem gerekiyor mu? Öncelikle her şey için teşekkürler, güzel yayınınız için. Benim biz teşekkür ediyoruz efendim. Sıhhat diliyoruz. Evet değerli hocam. Şimdi secde ayetlerinde birkaç şey var, üslup var. Bir kısmı secde et, secde edin şeklinde, hitap şeklindedir. Yani evet. Cenab-ı Hak bize diyor ki secde edin. Bazılarında müşriklerin, gayrimüslimlerin vesairelerin secde etmediğini ifade eden şeyler, tazlar vardır. Yani bu 14 tane, ki bazılarına göre 15'tir, 14 tane secde ayetinin tamamı aynı üslupla değildir. Dediğim gibi bazıları secde et, secde edin şeklinde emirdir. Evet. Bazıları işte müşriklerin, kafirlerin secde etmediklerini orada hikayedir. Yani onlar etmiyor, onlara rağmen biz ederiz şeklindedir. Bu şeydir yani, tevkifidir bunlar. Yani Resulullah'tan beri bu şekilde gelir. İkincisi, ben Kur'an-ı Kerim okurken yanımdaki insanlar secde ayeti okuduğumu söylemem gerekir. Evet, bildirmeli miyiz? Eğer insanlar bunu dinliyorlarsa, diyelim ki bu zat bunu sesli okuyor bu arkadaş ve yanındaki insanlar da bunu dinliyor ve duyuyorlarsa, onların da secde etmeleri vaciptir, gerekir. Peki onlar secde ayeti olup olmadığını bilmiyorlar. Tabii bilmeliler ama bilmeyebiliyorlar. O zaman söylemesi uygun olur da. Evet. Fakat sessiz okuyor. Sessiz. Bir yanda da insanlar var. Secde ayeti okudun. Onların secde etmesine gerek yok. Ha bir de şu söz konusu. Sesli okursun. Başkaları başka şeylerle meşgul olur çevrende. Evet. Onlar senin ne dediğin farkında bile değiller. Onların yapmaları gerekir mi, gerekmez mi? Zaten adamlar dinlememiş ki, ne olduğunu bilmiyorlar. Peki. Yani ama şu var, böyle dinlemeyen insanların yanında Kur'an-ı Kerim'i sesli okumamak lazım. Dinlemeyen insanların yanında. Çünkü o zaman bir farz eda edilmemiş olur, dinleme. Ve izâ kuru'el Kur'anu festemi'u lehu, var ya ayet. Evet. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin, dinleyin. Farzdır. Evet, bu inşallah bu bizim televizyoncular o söylenen i̇nşallah. Şeyi bir an önce gerçekleştirilir. İnşallah efendim. Çok teşekkür ediyoruz muhterem hocamız. Allah razı olsun. Değerli izleyicilerimiz, yarın inşallah aynı saatte Diyanete Soralım programında değerli hocamızın ilminden istifade etmek için burada olacağız. Sizlere Allah'a ısmarlıyor. Yarın bekliyoruz efendim. Var mıdır, vacip midir? Bir hanımefendi bu. Dinimizde zorlama var mı? Hangi kişilere kullanmışım? İslami mezhebine göre evde hikâfa gerekiyor muyum? Kadın değil, nedir? Öğrenmek herkese farzdır.